Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu Risale-i Nur sohbetimizde 25. lem'a hastalar risalesinden 6. devayı okuyacağız. Rabbimiz bu devayı maddi ve manevi hastalıklarımıza bir şifa yapsın. Ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ızdırap çeken kardeşim. Bu devada muhatap hastalığı sebebiyle dünyanın zevkini, lezzetini eline geçiremeyen ve bundan dolayı da mahzun olan kimse. Yani o kimse ki kendi kendine şöyle diyor ve şöyle düşünüyor. Keşke hasta olmasaydım. O zaman bu lezzeti tadardım. Bu zevkin peşinde koşardım. Şunu, şunu, şunu yapar. Dünyadan lezzet alırdım. Her zevki tadardım. Günümü gün ederdim. Ah bu hastalık nereden başıma geldi? Senin yüzünden bütün bu lezzetleri kaybettim. İşte muhatap böyle düşünen kimse. Üstadımız bu kimseye hitaben dedi ki, ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ızdırap çeken kardeşim. Bu dünya eğer daimi olsaydı, yolumuzda ölüm olmasaydı, firak ve zevalin, ayrılığın, ölümün rüzgarları esmeseydi, musibetli, fırtınalı istikbalde manevi kış mevsimleri olmasaydı, ben de seninle beraber haline acıyacaktım. Yani eğer sen dünyada 1 milyon sene kalacak olsaydın, ölmeyecek olsaydın, kabire girmeyecek olsaydın, sevdiklerin seni bırakacak olmasaydı, İstikbalin o manevi kış mevsimleri seni beklemeseydi, ben de seninle beraber haline acıyacaktım. O zaman gerçekten de hastanın acınmaya hakkı vardı. Çünkü ebedi olarak o lezzetlerden mahrum. O zevki ebedi olarak tadamayacak. Peki hal böyle mi? Hayır. Fakat madem dünya bir gün bize haydi dışarı diyecek, feryadımızdan kulağını kapayacak, o bizi dışarı koymadan biz bu hastalıklar ikazatıyla şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. O bizi terk etmeden kalben onu terke çalışmalıyız. Dünya bir gün bizi dışarıya koyacak mı? Dünya bir gün bize sırtını dönecek mi?
elini sallayıp Allah'a ısmarladık diyecek mi? Diyecek değil mi? O halde ne yapmak lazım? Dünya bizi dışarıya koymadan biz onu dışarıya koymalıyız. Dünya bize sırtını dönmeden biz dünyaya sırtımızı dönmeliyiz. Dünya bizi terk etmeden biz dünyayı terk etmeliyiz. Bunu yapmalıyız. Peki hastalığın bu ameli yapmak ile irtibatı ne? Öyle büyük bir irtibatı var ki ve hastalık bunu başarmada öyle büyük bir yardımcı ki belki de emsali yoktur. Evet, hastalık bu manayı bize ihtar edip der ki senin vücudun taştan, demirden değildir. Evet, hasta olduk, yatağa düştük. Elimizi kaldırmaya kuvvetimiz yok. Çorbayı bile başkası içiriyor. Biz kendimizi demirden zannediyorduk. Biz ölmeyeceğimizi zannediyorduk. Biz zannediyorduk ki kıyamete kadar bu dünyada kalacağız. Ama hastalık geldi, bizim acizliğimizi, zayıflığımızı, fakirliğimizi gösterdi. Kuvvetimizin, kudretimizin olmadığını bize ispat etti. Çünkü mikroskopla binlerce defa büyütüldükten sonra ancak görülebilen bir mikroba mağlup olduk. İşte hastalık bu mana ile der ki senin vücudun taştan değil, demirden değil. Peki neden? Belki daima ayrılmaya müsait, muhtelif maddelerden terkip edilmiştir. Biz etten ve kemikten oluştuk. Et ve kemik de dağılmaya ve çürümeye çok müsait. O halde gururu bırak. Aczini anla. Malikini, sahibini tanı. Seni kim yarattı? Seni bu dünyaya kim gönderdi? Senin malikin kim? Sahibin kim? Onu tanı, vazifeni bil. Ve seni bu dünyaya gönderen zat niçin gönderdi? Sen bir başı bozuk musun? Dilediğini yapmaya hakkın var mı? Senin bir vazifen yok mu? Dünyaya ne için geldiğini öğren. İşte bu manaları hastalık kalbin kulağına gizli ihtar eder. Demek ki hastalık bir muallim, bir mürşit imiş. Kişiyi Hakk'a irşad edermiş. Ona dünyanın ve hayatın hakikatini öğretirmiş. Aczini, zaafını anlatırmış. Kulağına fısıldarmış. Sen acizsin, fakirsin, zayıfsın, ölüme mahkumsun. Dağılmaya ve çürümeye müsait bir vücudun var. Taştan değilsin, demirden değilsin. O halde gel, aklını başına al. Rabbini tanı, sultanını tanı, malikini tanı. Ona kul ol, ona abd ol. Vazifeni bil.
O vazife için çalış ve gideceğin ahirette sana lazım olan amelleri bu dünyada işle. Gel dünyaya sırtını dön. İşte hastalık bu gibi manaları kulağa, kalbin kulağına fısıldar. Üstadımız devam ediyor ve diyor ki, hem madem dünyanın zevki, lezzeti devam etmiyor, yani hangi lezzet var ki bitmedi, yok olmadı? Bilhassa meşru olmazsa, o lezzet haram bir lezzet olsa, hem devamsız, hem elemli, hem günahlı oluyor. O zevki kaybettiğinden hastalık bahanesiyle ağlama. Yani ey hasta kardeşim diyor üstadımız, sen neyi kaybettiğinde ağlıyorsun? Kaybettiğin fani ve devamsız bir zevktir. Hele tatmak istediğin zevk eğer gayrimeşru ise, hem devamsız, hem elemli, hem de günahlıdır. O halde böyle kıymetsiz lezzetleri kaybettiğin için böyle feryat etmeye, ağlamaya, şikayet etmeye hakkın var mı? Bilakis hastalıktaki manevi ibadet ve uhrevi sevap cihetini düşün. Zevk almaya çalış. Hakiki zevk imandadır, İslam'dadır, ibadettedir, Allah'ı bilmektedir, ona kul olmaktadır. O zaman sen de şunu düşün diyor üstadımız. Hastalığın uhrevi sevabı var. Sabretmek şartıyla hastalığın her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçebilir. Cenab-ı Hak böyle bir define ihsan etmiş. O zaman şikayet değil, sabır içinde şükür etmeli. Evet, bu altıncı deva da özet olarak şunu öğrendik. Hastalıktan şikayet etmemizin bir sebebi de hastalığın dünyevi lezzetler ve zevkler ile aramıza girmesidir. Bu davada anladık ki ulaşmak istediğimiz ve ele geçirmek istediğimiz zevkler ve lezzetler öyle büyük şeyler değil. O lezzetler fani, devamsız, hele gayrı meşru ise bir de günahlı, sahibine ahirette azap edecek. O zaman ne yapmalı? O zaman hakiki lezzet ve zevk olan Allah'a kulluğun peşine düşmeli ve şunu düşünmeli. Bu dünya bir gün beni terk edecek. Bana sırtını dönecek. O zaman ben de bugün bu hastalığın bana vermiş olduğu manevi ders ile dünyayı terk ediyorum. Ona sırtımı dönüyorum. Ben de onu kalbimden çıkartıp atıyorum. Eğer hastalık böyle bir amele vesile olabiliyorsa, işte bu hastalık sahibi için definedir ve hazinedir. Rabbimiz maddi
ve manevi hastalıklarımıza şifa versin. Cenab-ı Hak bu dünyaya lezzet almak için gelmediğimiz hakikatini derk etmeyi, anlamayı bizlere nasip etsin. Rabbimiz aşık olduğumuz lezzetler ve zevklerde fena damgasını okumayı ve onların daimi olmadığı hakikatini anlamayı bizlere nasip etsin. Ve Rabbimiz bize ihsan etsin, bize kuvvet versin de dünya bizi terk etmeden biz dünyayı terk edelim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme ya Rabbena tegabben minna bihumetil Fatiha.